Bulunduğumuz konu Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi olarak geçiyor. Şile Otoyolu'na, Kuzey Otoyolu'na bir tık daha yakınız. Şimdi sizi yine 3 odalı, diğerinden biraz daha aydınlık, daha ferah, önü daha açık bir daireye getirdim. 120 metrekarelik bir daire. 5 katlı bloğun 4. katına çıkacağız. Asansörümüz var. Hazırsanız 2. dairemizi görelim. Hazır mıyız? Tabii ki hazırız. Buyurun. Yiğit'in Bıkmaz ailesine ikinci göstereceği ev Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde 3+1 ve 120 metrekare. Spot aydınlatma salon boydan boya pencereli ve balkonlu. Lamine parke zemine sahip odalarda spot aydınlatmalı ve asma tavanlı. Beyaz lake dolabı ile dikkat çeken mutfak balkona açılıyor ve şık bir görünüme sahip. Banyo mermer görünümlü fayans kaplı ve duş kabini var. İkinci dairemizin girişindeyiz. Burada neyi fark ettiniz? Vestiyerimiz var, portmanto. Evet. Diğerinde yoktu, siz yapacaksınız, böyle bir maliyet olacaktı. Burada hazır aynalı dolabımız var. Bir de puflu minderimiz var, oturup ayakkabılarımızı bağlayabileceğimiz. Buradaki holümüz biraz da kare şeklinde. Diğer daireye göre biraz daha farklı bir model. İkinci dairemizin salonundan gezmeye devam edelim. Okey mi? Tabii. Buyurun. Evet, sizi halı saha büyüklüğünde devasa bir salona getirdim. 22 metrekare büyüklüğünde kare şeklinde bir salon. Bütün tavanı çeviren spot aydınlatmalarımız var. Ortaya isterseniz bir avize kullanabilirsiniz. Evimiz tüm gün güneş alıyor. Doğu, güneydoğu cepheli. Gün doğumundan gün batımına kadar neredeyse tüm gün aydınlık. Perde kullanmanıza bile gerek yok. Bence burada bir yerleştirmenizi merak ediyorum. Şimdi salondaki eşyalarınızı buraya bir yerleştirelim bakalım. Metrekare olarak burası diğer eve göre daha büyük değil mi? Bir tık daha büyük. Bir tık daha büyük ama daha rahat. Salon olarak daha büyük. Daha rahat sığılır. Bence televizyon ünitesi şuraya gelebilir. Evet. Koltuğu buraya, ortaya bir tane sehpa. Şu köşeye de yemek masası. Aynı fikirdeyim ben. Ben sizin mimarınız olayım bence. Burası güzel, aydınlık çok. Evet, vallahi güzel. Şimdi ben buraya şu ana kadar bir kusur bulamadım. Bakalım diğer tarafları da görelim ondan sonra. O zaman dairemizin birinci odasıyla gezmeye devam edelim. Buyurun. İkinci dairemizin ilk odası yaklaşık 15 metrekare büyüklüğünde. Güzel bir yatak odasıdır. Kare şeklinde. Güzel bir kendine aitine bir penceresi var. Önümüz yine burada binaya bakıyor ama aydınlık gördüğünüz gibi mesafe var. Hmm. Ve tavanda da güzel spotlarımız devam ediyor. Ben burayı Kaan'a ayarladım. Biz burada... Ya baba ya, neden ayrımcılık yapıyorsun şu an? Ya biz onunla burada çok eğleniriz. Bu ayrımcılık yapıyorlar, ben kabul etmiyorum. Hayır, güzel bir oda bu benim. Ya aynı büyüklükte başka oda da var dedi. Ama hayır, ben bu odayı sevdim. Niye Kaan'a söylüyor? Bir şey oldu mu Kaan hemen. Sanki... Bir tek çocuklara Kaan yani. Kaan bayağı meşhur birisi herhalde ya. Ben de tanışmak için can attım şu anda ya. Hayır. Ben sinirim bozuluyor böyle yapınca. Sürekli yapıyorlar bunu. Sadece burada değil, her zaman yapıyorlar. Sinem 21 yaşına geldi. Hala 12 yaşında kardeşini kıskanıyor. Çocuk gibi hala. Bence Sinem sen bir an önce okulu bitirip işe girip kendine eve çık. Ay bence evet, de lütfen. Ayrı eve çıkacağım. Kaçacağım sizden. Kesinlikle tavsiye ederim yani. Kolaydı. En rahat o, kafanı dinlersin. Yiğit abini ara. Sizden değil yani. Harika bir ailen var bu arada. Ya da ailenin züccaciye dükkanına gidip çalışacaksın, orayı sahipleneceksin. Fatih tarafındaydı değil mi? Mahmutpaşa'da. Mahmutpaşa'da evet. Aa. Bence bir an evvel işe girsin. Oraya da sizi arasın. Sokar. Sonra da sizi arasın, sizle ona güzel bir ev bulursunuz. Avrupa yakasına taşınırsın belki. Yok, Avrupa yakasını sevmiyorum. Sevim. Anadolu yakasını daha çok. Çok uzağa gitmesin bizden ya, istemem. Şimdi dairemizin mutfağına bakalım. Bu mutfak diğerinden çok daha büyük. Gidince göreceksiniz, bir de balkon vardı zaten. Odaları tekrar baka baka karar veririz isterseniz, öyle yapalım. Tabii. Tamam. Buyurun mutfağımıza geçelim. Evet, mutfağımıza hoş geldiniz. 15-16 metrekarelik bir mutfak. Uzun, güzel bir siyah granit tezgahımız var. Evyemiz var. Güzel, beyaz kapaklı mutfak dolaplarımız. Ve şu an buradaki ankastrelerimiz de burada. Bir iki gün içerisinde takılacak ev sahibinden aldığım bilgiye göre. Vallahi ben mutfağı çok beğendim. Bu beyaz, gri, siyah çok uyumlu. Fayansı güzel, tezgahı oldukça geniş. Balkonumuz vardı. Bu balkon diğer evin balkonundan çok daha büyük. Buyurun balkona bir geçelim. Bir de salonla açılıyordu değil tabii mi? Tabii salonla da açılıyordu. Tamam, geçirdim. Bakalım. Buyurun.
Balkonumuz çok güzel değil mi? Balkon güzel. İki tarafta hem salondan hem mutfaktan açılımı güzel, şey kapalı olması güzel. Yine açık olması çok önemli bence, evet. Bana sorarsanız. Evet, şimdi de evimizin ikinci odasını gezmeye geçelim mi? Geçelim. Buyurun. Evet, dairemizin ikinci odası 10 metrekare büyüklüğünde, kare şeklinde bir oda. İlk odamızdan biraz daha ufak ama üçüncü odamız yine ilk odamız kadar büyük olacak. Bu ara büyüklükte bir oda. Gerçekten evin enerjisini de beğendim, odaları da beğendim. Burası biraz küçücük, yani şeye göre biraz daha küçük daha doğrusu ama diğer odalara göre. Evet. Ama gene de güzel, yani kullanışta değil mi? Çok hani ferah, şekil çok olarak yani. Düzgün en azından. Evet, hadi isterseniz evimizin banyosuna bakalım. Tamam. Buyurun. Burası da evimizin banyosu. Diğer evin banyosuna göre bir tık daha ufak olabilir ama buradaki ambiyans daha farklı. Diğerinde böyle biraz daha renkliydi. Burası biraz daha böyle puslu gri havası var, mermerlerde görüyorsunuz. Çok şık banyo ama bayağı bir küçük yani. Evet. Yani böyle bir ev için banyo bayağı küçük. Yoksa çok şık, evet, fayansların renkleri falan dediğiniz gibi çok kaliteli bir hava katmış ama küçük yani birazcık. Olsun. İsterseniz üçüncü odamıza bakalım. Buyurun. Evet, son odamız yani sizin odanıza geldik. Burası da 15 metrekare büyüklüğünde, kare şeklinde bir yatak odası. İlk evin yatak odasına göre bir tık daha ufak tabii ki de. Ama tabii bu dairenin çok farklı avantajları var. Nasıl yatak odamız? Valla ben çok beğendim. Diğerine göre daha geniş. Ufak ama daha geniş, daha rahat. Yerleşme yani, konusunda daha iyi olur yani. Evet, yerleşme konusunda bence de daha iyi olur ama şey yapamamışlar yani, ev çok güzel. Bu kadar güzel eve bir ebeveyn banyosu olabilirmiş yani. O bir eksik. Düşünün, değil mi? Kesinlikle olmalıydı. Keşke olsaymış ama bazen olmuyor işte. Şu prizleri gördüğün zaman anlamışsınızdır. Çift kişilik yatak tam bu tarafa doğru gelebilir. Evet. İki tarafa da hani ayrı bir sehpa, komodin. Evet, evet. Telefon şarjları, lamba, kitap okuma, ambiyansı yarattım ben. Bir tane de karşı tarafa böyle bir dolap, giyinme dolabı. Ya güzel. Sağırız, yeterli. Bence de buranın yerleşimi daha rahat geldi gözüme. Şöyle yapalım isterseniz, şimdi fiyat kısmına geldik, kira fiyatını. İsterseniz öğrenmek için yine salonumuza geçelim. Siz dairemizi tekrar hatırlarken biz de ailemizle kira tahminleri için salona geçiyoruz.